Çok güzel yağmur yağıyor. Şöyle ıslanmadan. Bir dolaşalım. Evet. İşte yağmur oldu mu? Şöyle seraya en son gireceğim. Güzel. Oo, patlamış burada. Biraz derin ekmiştik fasulyeleri. Ama patlamış. Oho, burada coşmuş. Yağmur işte. Şöyle bir bakalım içeride durum ne. Nasıl kocaman olmuş maşallah. Fasulyeler coşmuş. Domatesler büyümüş. Şu biberde hayır yok. Şunda da yok. Biberlerde. Sanki domates, şu domates canlanıyor, anlamadım ki ya, direniyor. Hadi bakalım. Gördünüz mü? Hemen hemen. Bak. Domatesler yavaş yavaş. Bunda var mı? Bunda da var. Gördün mü? Bak. Bunda var mı? Daha yok. Bunda var. Şuraya şey koyduk ki delik çok gelip ıslatmasın diye. Buraya yapacak bir şey yok. Buraya su gelecek. Evet. Şöyle biraz havalansın. Kapısı açık dursun. Vallahi fasulyeler coşmuş. Çok güzel. Bunlar 40 günlük fasulye dedikleri fasulye. Yani 40 günde 1,5 ay gibi bir zamanda hemen hemen toplamaya hazır oluyormuş. Bunları da sıra alacağım. Yani ip mantığında domatesleri yaptığım gibi. Nereye çekiyorum? Ha. Bunları da sıra alacağım. Yani şuradan su geliyor. İyi. Sulamıyorum ya altta. Sana korkmaz. Bak bak. Ya senin boyun posun ne daha ya. Gördün mü salatalı? Bak. Sen de kendin ufacıksın. Evet, salatalıklar da oluyor. Domatesler sıra alınca kendini buldu. Yani şey ipi alınca kendini buldu. Valla sanırım biberlerde şöyle tutmuş. Bunlar iyi. Şurada 2-3 tane biberde bir herhalde sıkıntı olacak. Oradaki nasıl bilmiyorum da. 3 biber de evet. Onlara da kırmızı biber ekeyim diyorum. Kapya biber diyorlar ya. Şu domatesler daha yeni ekmiştik. Bunlar küçük daha. Onun dışında
Bir süre sonra çapalayacağız. Diplerini açacağız. Evet, marullar artık salataya almak için hazır. Ramazan sofralarını süsleyebilir yani. Bu şey de şundan olmuş. Buradaki şu biberler, biberlerdeki hatamız şu olmuş. Şöyle bir şey yapmışız. Biz şey yapmıştım ya, hani damlamanın dışında bir de yağmurlama hortum yapmıştım. Sıkıyorduk, ara sıra suluyorduk. Görmüşsünüzdür videolarda. Bunları öyle suladık. Meğer bunların öyle yukarıdan çok su sevmezlermiş. Sanırım. Bir de herhalde diplerine çok çok gübre geldi. O yüzden yandı biraz böyle. Bundaki hatamız da çok su vermek olmuş. Ama cebelleşiyordur bakalım. Yani askıya aldık onu. Boyunlu bükmesin diye. İnşallah kökü sanki biraz kendine geldi mi bilmiyorum ki ya. Evet, sanki hala direniyor gibi. Onun dışında vallahi acemi insanlara göre fena ekmedik sanırım. Evet, çok sulamayacağım artık biraz. Baksana domatesi. Gördün mü? Çok sulamayacağım. Birazcık yanmasını istiyorum toprağın, yani biraz öyle dediler. Birazcık toprak susuz kalsın abi dediler. Öyle yapacağım, dinleyeceğim arkadaşları. Yağmur dindi. İnanılmaz ya, inanılmaz bir şey. Yani böyle şey, büyümeleri hani kapatıyorsun, gidiyorsun, ertesi gün bir geliyorsun. Hele fasulyelerde bu inanılmaz bir şey. Yani belki siz videoları takip ettiğiniz için domatesler de öyledir, ama domatesler bana hani gün gün böyle çok değişik gelmiyor. Salatalıklar enteresan, boyuna posuna bakmadan dökmüşler. Yani dökme deriz ya, şey verince, meyve verince. Salatalık meyve mi, sebze mi? Yorum yazın bakalım. Hem merak ettiğim bir şey, salatalık ve domates de öyle. Dışarıda da var, burada da var salatalık. Bu da vermiş bak. Bu da vermiş. Vallahi boyuna pusuna bakmadan. Soğanlar güzel oldu. Nane burası. Soğan ve nane. Asma maşallah. Yani üzüm. Yemyeşil oldu. Yağmur gibi bir şey yok ya. Tabiatı yıkadı yağmur. Evet. 3 gündür kardayız. Sulama yok. Doğal suyla. Bak. Şu var ya. Şu dal. Biz buraya geldiğimizde tabi şeyler dökülmüş, bak şu şeyler hep üzerine gelmiş. Bu yoktu, böyle lastik falan yoktu. Bu şeyin altında kalmış. Acaba dedik yaşar mı yaşamaz mı, nasıl yapacağız dedik. Bak, gördün mü? Verdi. Burada kabaklar daha henüz çıkmadı. Sarımsaklar iyi. Şu alanda da marul vardı. Onları söktük. Oraya şey yapacağız. Islattık. Sen söyle, kabak. Su kabağı. Hani böyle şey yapılır ya. Kabak kemane yapılır ya. Gövdesinden, o kabaktan. Fasulyeler. Şuraya tam şu bölgeye bak. Şuraya. Bir tane tohum buldum. Yıllar önce rahmetli enişten bırakmış. Kara havuç. Böyle siyah havuç. Almanya'dan
Alman menşeili yani, havucun üstünde açılmamış hiç tohumlarında. Diktim, bakalım olacak mı? Çok merak ediyorum. Evet. Şöyle ara ara babam izliyor, görsün dede evini. Kapısı biraz açık kalsın, havalansın. Valla burada maydanozlar var ama ne durumda? Sanki nane daha çok gözüküyor. Şurada da bizim dam diye tabir ettiğimiz bir çıkıntı vardır evlerde. Bu tarz evlerde. Orayı da temizledik, yıkadık. Tertemiz yaptık ki çocuklar bayılıyor benim oraya, şurası. Şöyle bir türlü nasip olmadı. Havalar ısınmadığı için çıkıp oturmak. Burası yaz günlerinin değişilmez yeridir. Böyle akrabalar gelir, çay demlenir. Tabii bu hayattan sonra şehir hayatı nasıl olacak? Gel. Ne oldu? Bunun adı sürtüngeç. Bu çok acayip bir kedi. Yavruları olacak. Bu da kapımızın önünden gitmiyor. Gel. Sevgi istiyor. Gel. Ne oldu? Geri gidiyorsun. İşi gücü böyle bunun. Bu. İşi gücü kendini sevdirsin. Bir de şey koyduk buna. Fırça. Arada tarıyoruz onu. Tüyleri döküyor. Gel. Ne oldu? Oh, kış. Kuşumuz var ama bizim. Muhabbet kuşumuz var. Girersen ne yaparız? Ha? Evet, muhtemelen yavruları da yakında kapının önünde boy gösterecektir. Hemen vurur. Evet, bir sera macerasının daha sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Başladı. Bir misafirimiz geldi. Hemen iftardan sonra bu geldi. Bu çok şımarık bir şey. Kendini ter attırdı. Pati veriyor pati. Pati ver. Bu çok akıllı bu. Kimin köpeğiyse bu gelsin. Aç gel. 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 Tamam, sıkıldı. Gel. Kimin köpeğiyse çok akıllı bir köpek, alsın bunu. Gel oğlum. Evet, dam demiştim ya, kıyamadım, yukarıdan da göstereyim dedim. Şöyle. Buraya minderleri atıyoruz. Yukarıdan. Böyle gözüküyor. Şunlar bizim dağlarımız.